Tuş Kedi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün oyuncu, sunucu, şarkıcı Anıl kim var? Dansçı. Sen onu unutuyorsun. Evet. Dansa var. Yok yok. Aslı Kökçe burada. Aslı hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Müthiş bir enerjiyle geldin. Sizin valla enerjiniz harika. Aslı. Teşekkür ederiz. Şey hep Esmer Aslı ya. Ne değil yapayım mi? Sarışın mı olayım? Hayır hayır. Niye beğenmiyor musun? Hep böyle solaryumda. Başka bir şey olmuyor. Ama başka şansım bu, yok. Aslı'nın bir tarzı solaryuma var. Solaryuma girmiyorum ya. Girmiyorsun. Orijinal Esmer. Yani orjinal benim babam esmer. Benden esmerdi. Annem de çok sarışın. Ben böyle ikisinin arası olmuş. Bir şey söyleyeyim de. Kadın dediğin böyle olacak abi. Hadi ya. Vallahi. Eyvah. O zaman öğrendik ki Ufuk esmerlerden hoşlanıyor. Böylelikle bu çeşit oldu. Benim dostum hakikaten kadın dediğin böyle, böyle olacak değil mi? Gerçekten. Muhteşem. Ay, onu söyleyelim bir kere. Neler yapıyorsun Aslı? Nasıl geçiyor günler? O kadar yoğun geçiyor ki. Yani şimdi Ramazan ayında tabii dinleniyorum da çok çok özellikle Mart ve Nisan ayında çok yoruldum. Aha. Benim genelde... Yurt dışı değil mi Aslı? Genelde yurt dışı. Yani öyle tercih ediliyor. Ben zaten Almanya'da doğdum. Onunla evet. Çok fazla bağlantısı yok. Çok fazla akrabam aha, Almanya'da yaşıyor ama... Yani yurt dışında beni çok seviyorlar sağ olsunlar gurbetçiler. Almanya'da doğdun ama bildiğim kadarıyla ilkokul, ortaokul, lise hep İstanbul'da tabii, geçti. Tabii İstanbul. Almanya'daki çocukluk nasıldı? Çok güzeldi. Ben seviyordum oraları. Arkadaşlarımla falan anlaşıyordum. Münih'teydi. Deutschland abi. Deutschland. Almanya. Ama Almanca'yı tabii çok iyi biliyordum. Böyle ana dilim gibiydi. Şimdi ve dil nankör yok. Unutuluyor yani. Aa, hiç aklında bir şey yok mu mesela? Hiç yok. Çok aa, az böyle. Biraz bir Alman geldi sana turist. Ya, konuşamazsın bence ya. Konuşamazsan konuşarsın. Bence anlarsın. Yok diyorum ki işte Almanca birkaç tabii cümle biliyorum. Aha, Almanca ne biliyorsun mesela? Diyorum. Bir tane söylesene Ufa. Köfteyi. Yok canım hani öyle basit basit. İşte was machst du işte bilmem öyle ama küçük şeyler. Zaten yabancı bir ama tipi yabancı yok, imajı gibi. Yok mu gerçekten yani? Öyle bir i̇şte imajın nicht var. Sprein Deutsch İspanyola, falan diyorum. İspanyola da benziyorsun çok benzetiyorlar biliyor musun? Evet evet. Gerçekten İspanyolara Küballara falan benzetiyorlar. İspanya'da takipçilerin bir var mı? Bir değişik ama ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz aynen, yani. Aynen. O öyle. İspanya'da bir ne arkadaşım Türk'üm var. Diyene. İspanya'da Granada bölgesinde böyle çok. Çok seviliyor Granada ama. Sen Granada'da nasıl sevildiğini bilmiyorsun. Öyle mi? Ya. Derya, takipçilerine Derya baktım, diye bir arkadaşım İspanyollar var İspanya'da. Çok var. 3 senedir İspanya'da ben yaşıyor. Çıktı. Bir dakika aa, siz Granada'da mı karşılaştınız hanımla? Biz oradan tanışıyoruz. Hadi be. Evet. Ben Granada'yı seviyorum. Lan görmediniz mi Sevilla'dan el sallıyorum ben Granada size. Futbol takımını seviyorum. Gittim maçı izledim. Bir çıktım Aslı Hanım orada. Evet. Tabi sesine de hayranız doğal olarak. Kahve içmeye gittiniz. O emiği de çok güzel söylüyorsun. Yıldız Tilbe'den bir emiği söyleyişi var. Evet. Sen bilmezsin. Bir söylesene. Bir yani Yıldız hafif. Tilbe gerçekten gönlü yüreği çok güzel bir insan. Sizin aracınızla buradan kendisine teşekkür ediyorum. Selam gönderelim tam Yıldız Hanım'a da. Tam sanatçı. Mütevazi. Tam. Bana hediye ettiler bu şarkıyı. Ne çok kadar çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yani çok mutlu oldum. Yıldız Hanım action sever o, canım yani. Biraz risk tabii yani Yıldız Tilbe'den şarkı okuyacaksın. Yıl nasıl okuyacaksın? Herkes Yıldız Tilbe'den dinlemiş tabii. Evet. Linet'le Sibel Can da okudu ama. Sen bombayı bilmiyorsun değil mi? Yıldız Tilbe bize şarkı verdi biz kabul etmedik. Hadi canım. Neden? Çünkü şey yapmayalım. Okuyamazsınız. Yıldız... Aynen öyle. Hem okuyamazsın. Onun dansına yetişemeyiz biz. Ay evet hareketli tabii, vermiş bir de demek o da var. Ki size. Ya şarkı öyle bir şarkı ki slow başlıyor hareketli bitiyor. Sen ortaya karışık. Söylesene küçük bir kubbe söylesene. Mesela söylerim. Söyle. Muzaffer abi işte yardımcısıydı. Yıldız Tilbe'nin. Bana dedi ki işte hangi şarkı istiyorsan oku. Düşünsene ne kadar sen zor. Önüne birkaç çeşit yemek geliyor. Karnın çok aç şimdi, ve hangisini seçeceksin? Şimdi Yıldız Tilbe'nin şarkılarına bakıyoruz. Çat kapısı var. Çok emisi çok. Emisi var. İki kadın bir adamı var da var çok yani. Lan yok sen yok. Sen baksan var ya. Bitiremezsin. Kadında yani, yok yok yani. Ve bu şarkılarda... Öyle sözler yazmış ki nasıl bir yazıştır, nereden çok geliyor, nereden çıkıyor bu? Sevgili aranjörümüz. Gece 3'ten sonra uyumuyor. Valla. Besteye vermiş gerçekten. Gece yazılıyor diyor şarkılar. Bu birazcık Allah vergisi bir ilham yani. Bize niye gelmiyor? Şarkı şu mesela. Geliyor. Bana gelmiyor mesela. Gelmiyor. Sen de sev ama sevilme, aşk acısı çek ben gibi. Hayır o kuş benceden hiç giymedi ki yani. Bir gitse yakalayacağım, yanımda evet tutacağım, o beste yapacağım diye. Ben de bu, çok kararsız bu, bir insanım. O yüzden bizim aranjör de yardımcı oldu sağ olsun Sedat Sakarya. Beraber seçip bu şarkı gidersen. Tamam biz unutmayız peki, ama bir küçük kubbeyi yani geçiştiriyor. Evet onu farkındayız. Sende kasada heybede şarkı var mı? Yani yazabiliyor bana ait mi? Yok yok öyle işte kabiliyetlerim yok. Hiç ben denedin okuyorum mi? Oturup ya bir şarkı yazalım falan denedin mi? Denedim. Şarkı olmadı olarak mı başlıyorum, mektup olarak. Mahallede damaya girmiş gibi. Gel hadi bir çöre. Denedim. Hadi bir şarkı yazalım. Mesela gerçekten yazarım diyen insanlar, yazarlar yani üstadlardan bahsediyorum. Aynı şey gibi mesela...
mesaiye gider gibi oturup daktilonun tabii başına canım. Eskiden akşama kadar yazarlarmış. İlham bir geldi ondan yazarlarmış biliyor musun? Ama totemleri var. Onu yazarken de bir totem falan yapıyorlar. Mutlaka. Ya masada ama, ya da ama bir şey var. Hiçbir şey bulamazsa çevre kontrolü tabii yapıp. Canım ya. Hani geçen bir ne bileyim sütçünün bir hikayesini yazarmış mesela. Bu çok önemli bir dışarıdan şey. Dışarıdan bir ses bile gelse evet, onda bir alın çok önemli. Şimdi İlham de, geldi sonra dedi biz de bir ses duyalım. Evet. Emi'yi duyalım. Evet bir duyalım. İlham geldi sonra o dönüşü yaptı. Dedi ki ben hiç Aslı'ya uğramayayım. Çünkü gerçekten şarkıyla alakası yok. Mektup olarak da sona eriyor şarkı. Uykudan böyle hani uykuyla uyku arası boş beyin zamanı geliyor. Biz de onun boş, ne zaman geldiğini anladım yani. Biz de boş beyinle Emi'yi dinlemek istiyoruz. Tamam söyleyeyim. Hadi bakalım. Sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Ay ama sesim çıkmıyor güzel, ya. Güzel, çok karşı, böyle uykuluyum ya. Çıktığı kadarıyla boş ver. Çok özle ama kavuşma. Kavuşamadım gibi. Sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok özle ama kavuşma. Kavuşamadım gibi. Valla o kadar şey yoğunum ki. O senin güzel. Şu anda yapabildiğini çoğu sanatçı yapamıyor. Ki her baba yiğit. Ki aslanı. Hasta olduğunu da biliyoruz. Evet. Hasta yani kırmadı hem bizi. Hastayım. Bu çok önemli. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Amerika'dan geldim. Bir gün sonra Almanya'ya gittim. Paris'ten gelmiştim zaten Amerika'dan döndüğüm. Abi geldiği şeyde. Hep böyle sürekli havadayım. Biz de Kadıköy'den Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş'tan da Levent'e geldik bak. Tabii. Biliyorsun değil mi? Bir de arada full yalan. Arada full yalan. Diyorum ki bana hostes maaşı vermeleri lazım ya da pilot evet, yani. Onlardan çünkü... ben çok uçuyorum. Bir de yurt dışında da çok seviliyorsun sen ya. Evet. Aslı gerçekten böyle bir fan kitlen var yurt dışında. Güzel oldu nasıl gerçekten. Nasıl bir ilişkin yani var mesela Türkiye'de Almanya'da, Amerika'da nasıl bir ilişki kurdun? Yani mesela geçen aylarda Isparta'daydım, Ankara'daydım. Yani İstanbul, ha, Türkiye'de geziyorsun da doğru evet. Söylüyor anladın. O VJ'likten gelen bir şey olabilir anladın. Olabilir. Bak, olabilir. O çünkü en iyi zamanında VJ'lik yaptılar biliyorsun değil peki, mi? Tabii tabii. En çok hangi şarkıyı istiyorlar senden son dönemde? Hangisi son ne okuyorsun dönemde, en son dönemde? Ya biz sahnede her şeyi okuyoruz ya. Neler tabii, neler tabii, istiyorlar biliyorum da yani. Ama böyle sıklıkla karşılaştığın. İşte birçok şarkı var yani yerine göre değişiyor. Yurt dışında daha çok türkü isteği geliyor. Ha, mesela Ufuk'la nereye gitsek Zor Bela istiyor. Hadi Serkan zor, Kaya'dan. Zor Bela işte. Tabii, bana, bayılır. Tarifi Zor'u istiyorlar. Gönder gelsin. Soner Sarıkabadayı'nın. Adana'ya gidek mi istiyorlar mesela? Adana'ya gidek mi? Bir de Soru'ya gidek. Soru'ya gidek mi? Yavaş yavaş soru mu var? Soru'ya gideceğiz. Şimdi Tuşkidi'nin şifresi var. Tuşkidi'nin şifresini çözersen çekler burada. Doktorumuz Buket Kılınç'ın çekleri de burada. Yeşim Hanım'ın Estem Hayır Klinik çeki de burada. Soru geliyor. Soru hepimizin yani. Hepimizin evet. Çok sevdiği Mustafa Sandal'dan gelecek. Zor olmasın. Yok. Tam senlik. Sen zaten müzik programları da yaptığın için bunu gözün kapalı bilir. Kesin. %100 eminim ve kefilim. Mustafa Sandal'ın ilk albümü hangi yılda çıkmıştır? Bilirsin. Kesin ben sunmuşumdur. Değil mi? Kesin sen sunmuşsundur. Kesin. Hangi albüm? Şahin Özer'den çıkmıştı biz hatta. Biz rakamlarımızı verdik. Dört evet. Rakam. Burada üçüncü rakamı istiyoruz. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Yıl kaç acaba? 1900 kaç? Yani 1984 olamaz. 74 de olamaz. Tabii ki o zaman 94. 94 işte budur. Ben dedim çefilim. Ama diyor. O zaman tabii ben dinliyor öğrenciydim. Ya. O zaman ben VJ'lik yapmıyordum. 94'te. Olsun öğrencilikte de dinliyorsun. Liseye gidiyordum Mustafa ben. Mustafa Sandal o dönemin bir numaralarındandı. Kesinlikle. Dinlenmez mi? O ayak arabadaki ya. Klibini. O sonra. O sonra o da sonra. Arabadaki. Hareketler nasıl? Araba. Abi adamın hareketleri çok hoş zaten. Mustafa Sandal kendine tarz bir adam. Evet. Çok şimdi seviyorum. O şarkı biliyorsunuz yine gündemde. Benim oğlum 13 yaşında. Maşallah. Bu şarkıya, onun arabası var şarkısına bayılıyor. Çünkü Cem Yılmaz seslendirdi filminde, tekrar filmde. Arife 216'da. Cem Yılmaz'dan Cem da dinliyor. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Geçtiğimiz gün bir tansiyon problemi oldu. Geçmiş olsun. Sahnede olmuş bir de o kötü. Evet, evet. Yaşlanıyoruz artık yaşlanıyoruz, arkadaşlar. Vallahi. İnsanlık hali her yerde olabilir. Bizim de başımıza gelebilir. Sahnede çok önemli ama. Tabii. Evet. Sahnede onu o kadar kişiye belli etmemek çok önemli. Çok önemli. Zaten insanlar şaka zannetmiş. Daha sonra bir yarım saat kadar dinlenip geri gelip ve aynı her şovuna devam ediyor. Her şeyi şaka zannediyorlar. Her şeyi şaka. İşte öyle. O da kendisi anlatıyor. Ne yapsam şaka diye. Hayır. Allah korusun. Ölsek ona da bayıldı diyecekler yani. Maalesef öyle. Stand-up'ına bilet bulunmuyor. Düşünün. Bulunmuyor. Gitmek evet. İstiyoruz. Bulunmuyor. Buket Kılınç'ın ve Estem Hayır Kliniği'nin çeklerini veriyorum. Gösterelim. Teşekkürler. Bir de Tuş Kilidi için bir sesten bakalım.
üye olsun insanlar, olsun, abone olsunlar. Kesinlikle artık TV dönemi neredeyse kapanmak ya, bitmek üzere. Şimdi son dönemde en gözde durumlar YouTube kanalları. Evet. Mutlaka tuş kilidini sizler de takip edin. Ben takip ediyorum. Neler var, çok hadi başarılısınız. Bekliyoruz. Çok güzel programlar veriyorsunuz. Tebrik ediyorum ikinizi. Teşekkür ederiz. Evet, bugünün de sonuna geldik. Ufukçum. Selam Tuşkin'le söylemiyoruz. Olsun. Çünkü alınıyorlar. Sen şey yap ya. Üzülüyorlar. Ben bütün Tuşkin'i izleyenlerine teşekkür ediyorum. Ama en çok teşekkür de takipçilerimize ediyorum. Dediğimiz gibi Tuşkin'de üye olun. Burada sadece eğlence var. Bir de dostluğumuz var. Ünlüler var. Bir de diş hekimleri dostluğumuz var. Bir de esnaf dostluğumuz var. Burada her şey var. Tüm herkese. Masada. Tüm herkesi seviyoruz. Kimseye ayet etmiyoruz. Çünkü biz ne için yapıyoruz bunu? Öpüyoruz sizi. Seviyoruz sizi. Görüşürüz. Bay bay.